Dayanışmamız olsun, birbirimizi doğru anlayalım bu süreçte. Yani bu bir oy devşirme, oy kazanmak için çalışma şeyi değil, yaklaşım değil. Ama gerçekten İzmir'in çokça sorunu var çözmemiz gereken. Hep bir şey içinde olalım, yani dayanışma içerisinde olalım. İzmir'in biraz daha sesi güçlü çıksın, biraz daha burada kitlesel olarak aynı fikirde olduğumuzu görsünler. Bu ülke ekonomik kriz yaşadı. Ekonomik kriz sırasında ben Şaka Belediye Başkanı'yım. Tamam. Önce pandemi yaşadık. Pandeminin arkasından çok ağır bir ekonomik kriz yaşadık. Belediyelerin hepsinde ücretler yükseldi. Yükselmek derken 10 katına falan çıktı. Yani. Öylesine bir enflasyon oldu. Bunlardan dolayı da vergi ve SGK ödemelerinde yani bütçe büyüdü, gelir de artmadığı için ödeyemedi. Yani hiçbir belediye ödeyemedi. Ödeyebilen bir belediye yok yani. Ödemesi için bütün hizmetlerin durdurması, bütün kaynaklarını vergi SGK'ya vermesi gerekiyor. Dolayısıyla pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle belediyeler bugün vergi ve SGK borcu sıkıntısını yaşıyorlar, tamam mı? Hani burada bir usulsüzlük, yolsuzluk bilmem ne filan hikayesi yok. Belediye devletin kurumu yani sonuçta. Devlet kurumu. Böyle bir ortamda geçen ay bütün belediyeleri tehdit ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri. Ya bize yüklü ödemeler yapacaksınız ya da hesaplarınıza bloke koyacağız, maaşlarınızı bile ödeyemeyeceksiniz. Noktasına geldi. Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz 800 milyon lira para ödedik SGK'ya. 800 milyon lira bu şehirde neler yapıldı yani, düşünün. Ama ödedik, ödemek zorunda kaldık. Dün Çalışma Bakanlığı yine duydum. O belediyeler hepsini söke söke alacağız falan gibi böyle teşhir eder gibi açıklamalar yapıyor. Yani hakikaten bu akıl alır bir şey değil. Ya seni tehdit ettiğin kurum, vatandaşa hizmet eden bir kamu kurumu. Ve bizim verdiğimiz o 800 milyon lira bugün sahada yapacağımız çalışmalar, insanlara yapacağımız hizmetlerden alınmış bir para. Yoksa biz cebimizden çıkarıp vermiyoruz ki bu parayı. Kendi memleketine, kendi kurumuna, saygısı olmayan, kendi vatandaşına hizmete engel olmayı maharet sayan bir anlayış yönetiyorlar. Bize bunu yapıyorlar ya. Bak Menemen'de ne yapıyorlar onu söylemiş. Menemen'de büyükçe bir araziyi, hazine belediye, hibe etti. Belediye de onu tekrar devlete vergi borcuna saydıracak şekilde vermeyi tekrar. Yıllardır camisini, okulunu bilmem neydi bu borçları saydıklarını çok biliyorum. Çok örneği var işte. Ali Adı da yaptılar mesela hizmet, onu da biliyoruz. Ama Türkiye'nin bir sürü yerinde öyle. Ama yani böylesi herhalde ilk görüldü yani. Önce hazine şeyi arsa veriyor, hibe ediyor. Sonra borcuna karşılık oluyor. Yani. O da borcuna karşılık bunu veriyor. Kötürt benim yani sonuçta bu şehrin mi diyor? Bu çok büyük bir çalışma. Burada yani. 900 binden fazla insandan oy aldı Hamza'da. Yani hiç kendine bir şey hissetmiyor mu acaba sorumluluk? Yani bu insanlar bize oy verdi, bunlara hizmet etmemiz lazım demiyor mu acaba? Yani bu yolları kullanmıyorlar mı? Bu köprüleri kullanmıyorlar mı? Vatandaşına, ülkesine, şehrine saygısı olması lazım. Teşekkürler.